Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende alan konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar. Bu bir ikizkenar üçgenmiş. Hocam ikizkenar üçgen ve bunlar 10 santimetre olarak verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? İki ihtimalle yapabilirsiniz. Bir, hocam özellik. ÖSYM çok özelliğe şey yapmıyor ama neyse İkiz kenar üçgende tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı neye eşitti? Bu özellikle zaten ispatta alanda oluyordu. Hocam şu eşit kenara ait yüksekliğe eşit oluyordu. Direkt 4 2 daha 6. Yani bunun alanı 10 çarpı 6 bölü 2. 60 bölü 2'den 30 bulabilirsiniz. Birinci yol. İkinci yol. E hocam ne yapacağız? Bu 10 tabanına ait yükseklik ve 10 tabanına ait yükseklik de burada. 4 ve 2. Ee, bu 10 tabanına ait büyük üçgende bu yükseklik yok. Tamam ikisinin toplamı buna eşit diyebiliyoruz ama ona eşitlemeden de şöyle yapabiliriz. Şu üçgen oluşturacak olursak ne çıktı arkadaşlar burada? Şu üçgenin alanını bulabilirim. Artı şu üçgenin alanını bulabilirim. Evet bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Bu üçgenin alanı 10 çarpı 4 bölü 2 artı şuradaki üçgenin alanı nedir arkadaşlar bakacak olursak? 10 çarpı 2 bölü 2. Yani 40 bölü 2'den 20 artı bu da 10 topladığımız zaman da kaç yaptı? 30 yaptı. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgenin alanını bulunuz diyor. Ve burada bir oranlamalar var. EF uzunluğu A iken AC uzunluğu 4A. BD uzunluğu B iken burası da ne verilmiş arkadaşlar? AD uzunluğu 2B verilmiş. Oranlamalar var alanda açacağız. Haydi üçgen oluşturalım. Gençler A'daki alan A ise 4 A'daki alan. Bakın her ikisinde de tepe noktası şey değil mi arkadaşlar? Bakacak olursanız. Hem A'ya bakın hem 4 A'ya bakın. Tepe noktası bu. Tepe noktası aynı olan üçgenlerde alan dağıtım yapabiliriz. O zaman ben şuradan başlıyorum. A'daki alan A ise hocam 4 A'daki tepe noktası burası olacak şekilde hop bir üçgen oluşturursak oluşturamadık. Şöyle oluşturacak olursak süper olur. E hocam şuradaki alan ne olacaktır tamamı? 4 A olacaktır. Evet. Bu alan 4A olacak arkadaşlar. Hemen şöyle. Peki şimdi 2B'den B'ye gideceğim. 2B'den B'ye baktığın zaman tepe noktası C olmuyor mu? 2B'deki alan 4A ise 2 katı yani. B'deki alanda 2 katı olur. 2A olur. e ne oldu? Alan DF. DF dediğimiz aslında A dedik biz. A'yı 12 vermiş. Bizden toplamda ABC'nin alanı isteniyor. 6A isteniyor. A yerine 12 yazdığımızda 6 çarpı 12'den 72 buluruz cevabı. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. ABC üçgenin alanını soruluyor. soruluyor. Arkadaşlar bir kere burada bu kenar ortay bu kenar ortay. Burası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi ise 4 ise burası 8'dir. 4 kökü ise burası da nedir arkadaşlar? 4 kökü ise 8 kökü yazalım isterseniz. E ağırlık merkezi alan deyince aklımıza ne geliyor? Hocam bir üçüncüyü de çizelim. 6 eşit parçaya ayırdığını söyleyebilirim. Yani şuradaki alan A, 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 A. E hocam ben 2 A'yı bulabilirim. 8 çarpı 8 kökü çarpı sinüs 120 bölü 2'de ama sinüse girmeyeceğim biliyorsunuz. Ama 120 ile niye uğraşayım ki? Gençler şuraya bakacak olursak hop burası 60. İsterseniz yukarıdaki üçgende bakın hiç fark etmez. Bak burası 60. Yani sen bu üçgenin alanını bulabilirsin. Onu nasıl bulabilirsin? 4 çarpı 8 kökü çarpı sinüs 60 bölü 2'den yine bulabilirsin. Ama ben yine buraya girmem. Ne yaparım burada? Hocam bir tane tabana ait yükseklik çizerim olay biter. İster buradan çizin isterseniz öbür taraftan çizin. Şuradan çizin hiç fark etmez. Şuradan bir yükseklik çizecek olursak hop çizdim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 burası da 2 köküç mü yapar? Evet. E A alanı kaç oldu o zaman arkadaşlar? 8 köküç tabanına ait yükseklik 2 köküç olduğundan dolayı 8 köküç çarpı 2 köküç bölü 2 yani 24 oldu. Alan ABC isteniyor. Alan ABC'de kaç A arkadaşlar? Toplamda 6 olduğundan dolayı 6 çarpı 24'ten kaç çıkıyor? 144 mü çıkıyor arkadaşlar? Evet 144 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. Yukarıdaki verilenlere göre AD üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu kenarı bulursam olay bitti. Bu kenarı bulmaya yönelik bir şey yapayım. Şimdi tabana ait yükseklik çizelim hocam. Zaten bu dik kenar. Yani dik 6'ya ait dik kenar çizilmiş zaten. Bir çizim yapmamıza şu alanda yapmamıza gerekiyor. Peki ne yapacağız? Hocam 90 dereceler var. 6 var 12 var çift çizgi var çift çizgi var. Yani siz buraya yoğunlaşacağınız belli. Ne yapabilirsiniz burada? 90'lar varsa dik üçgen oluşturmak en etkili yöntemlerimizden biri değil miydi? Evet. E o zaman ne yapalım? Hocam şuradan bir tane yükseklik çizecek olursam. Yani dik dörtgen oluşturmak. Dik üçgen oluştururken dik dörtgen oluşturmak önemli bir hamleydi. Hemen şunu çizdim. Hocam 6 ise 6 12 ise 12'yi yazdım. E hocam bunların eşitliğini kullanmadık. Ne duruyorsun? Kullan. A, A, de buraya. Hocam A artı 6 ise bak A artı 6. Pisagor. Kullan bakalım Pisagor'u şimdi. Ya sen Pisagor'u kullanıyor musun hala? Tamam Pisagor'u kullan. O ayrı bir konu. Pisagor amca çok güzel bir şey bulmuş ama biz işi daha da kolaylaştırıyoruz. Yani Pisagor amca demiş ki A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi demiş. Eyvallah amca sağ ol. Biz buradan işlem işlem işlemle A'yı buluruz. Ama Pisagor daha sonra da biz işi daha da kolaylaştırdık. Özel üçgenler falan filan var. Ne diyorduk? Hisset kardeşim diyorduk. 12 biraz tehlikeliydi ama 12'de hissederiz ya. Ya 9, 12, 15 ya 12, 16, 20 ya 5, 12, 13 Bakalım burada 9'u koyarsam 9, 12, 15 hissiyatı tutuyor mu? Evet. A yerine 9 koyduğumuzda tutuyor arkadaşlar. E o zaman A'yı biz 9 buluruz. Buradaki işlemi de yapsan A9 a gelecek zaten. Peki sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? E çıktı. Şurası kaç çıktı arkadaşlar? Burası 15 çıktı. E hocam burası da 6. Ben şuradaki x'i bulmaya çalışacağım. Hocam bir temel orantı var mı? Her ikisi de aynı doğruya dik olduğundan bunlar birbirine paralel. Haydi bakalım. x bölü x artı 12 eşittir. 6 bölü 15'ten. Sade yapalım. Bölü 3'e 2, bölü 3'e 5. İşler dışlar yaptığımız zaman ne geldi? 5x eşittir 2x artı 24 geldi. Buradan 3x eşittir 24 geldi. Ve buradan da x ne geldi o zaman? 8. Madem x8 geldi şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Alan dediğimiz dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 48 bölü 2'den cevap kaç çıkar o zaman? 24 çıkar. Yani cevabımız denizli oldu. Yukarıdaki verilere göre BDC üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Neresi soruluyor? BDC üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. E bu üçgende gerekli bilgiler var aslında. Tabana ait yükseklik var. Şöyle baktığımız zaman ve ABC üçgenin alanından da bahsetmiş bize. ABC üçgenin alanı da burası arkadaşlar. Dikkat ederseniz e, hem kırmızı üçgende hem sarı üçgende her ikisinde de tamam. Aynı mı? Aynı. A, AH H'ı 2H. A, yani AH bölü de yani buraya 2H dersen burası da 3H mı oldu? Evet. Burayı da 3H vermiş. E olay bitti. Şimdi adam bana demiş ki alan ABC 18 demiş. Ya şöyle diyebiliriz aslında. Böyle kural zihniyet olmuş olur ama tabanları aynı olan üçgenlerde yükseklikler oranı alanlar oranına eşittir. Yani bu alan 2A iken bu alan 3A diyebiliriz. Bu alan 2A eşittir 18 ise A'yı buradan 9 buluruz. Bizden de 3A isteniliyor. Cevap direkt 27 diyebiliriz. Ya da biraz ezbere kaçmayalım isterseniz. Normal yolla yapalım. BC'ye ben X diyecek olursam. Hocam X çarpı 2H bölü 2 eşittir 18 olduğundan. Çünkü alan ABC'yi vermiş bana. Bölü 2'ler gitti. X çarpı H buradan ne geldi? 18 geldi. Senden ne isteniyor? Sarı bölgenin alanı. Yani x çarpı 3h bölü 2 isteniyor. Bu da xh xh x h çarpı 3 bölü 2 demek. x çarpı h da 18 bulduk. 18 çarpı 3 bölü 2 demek. E o zaman buradan da cevap kaç çıkıyor arkadaşlar? 27 çıkıyor. Aynı şekilde yine bulmuş oluruz. Ya illa böyle kuralcı bir zihniyetle yapmaya gerek yok soruları. Gençler değil mi? Cevap edremit oldu. G ağırlık merkezi olarak verilmiş. Ağırlık merkezinden şöyle bir paralel çizilince ne oluyor da her zaman göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben hep göstereyim ki siz sonradan sıkıntı yaşamayın. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde hocam yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran olduğundan dolayı burası 2 ayken burası o A olduğundan burada da 2 n e n burada da 2 m e m oran olmak zorunda arkadaşlar paralellikten temel orantıdan geldi. Yani burası 2 mken burası m'dir. Burası 2 mken burası da n'dir. Peki paralel doğrular olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Değişik şeylerle yapabilirsiniz tabii ki ama ben şunu çok seviyorum. Alan kaydırmayı bilin kardeşim. Alan kaydırıyorum. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa ve o paralel doğrular arasında taban da mevcutsa işte hangi taban neredeyse tabanı sabit tut. Bu tepe noktasını istediğin yere oynat. Genelde en köşeye. Hocam E'ye de çekebiliriz. D'ye de çekebiliriz. D'ye çekeyim. D'ye çektiğim zaman hop oluşan bu üçgenin alanı da yine nedir arkadaşlar? Yine bu üçgenin alanı da 12'dir. Çünkü tabanları aynı yükseklikleri aynı olduğundan dolayı. E. M'deki alan 12 ise 2 M'deki alan kaç yapar? Hop burası da 24 yapar. ADE E üçgenin alanı isteniyor yalnız benden. Dur. Ben şöyle buldum arkadaşlar. Burası 12 burayı 24 buldum. Eyvallah. E şurada da N'e 2 M var. Hocam ben bu N'e 2 M'de de alan dağıtayım. N'deki alan A ise 2N'deki alan 2A değil midir? Yani toplamda 3A eşittir 24 ise A'yı buradan 8 bulursun. ADE'nin alanı isteniyor yani 2A isteniyor bizden. O A yerine 8 yazarsak eğer ne geliyor? Cevap 16 geliyor sevgili gençler. Cevabımız Balıkesir oldu. Evet yine soruya baktığımız zaman paralellik var ve paralellik olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Alan kaydırma. Alan kaydır bakalım. Tabanı sabitle iki paralel doğru arasındaki oluşan üçgen burası. Taban bak bu sefer burada değil. Üçgenin taralı üçgenindeki şeye bakacaksınız. Taban burası iken tepe noktası burası oldu. Ne yapacaksınız? Bu tepe noktasını istediğiniz yere kaydırın. İster sağa kaydırın ister sola kaydırın. Ama bazen şey oluyor. Mesela ben bu sağa kaydırırsam. Sağa kaydırırsam verilen bilgileri maalesef kullanamıyorum. Hocam bu üçgenin alanı ne olacak? Bu üçgende hiçbir kenar yok ki. Bu 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 hiçbir kenar yok. Bir işim yaramadı. Bu sefer sola kaydırayım bakayım. Sola kaydırdığım zaman yani bu noktayı aldım. Hop buraya çektim. Taban da burası iken oluşan üçgenin alanı yine aynı mıdır alan kaydırmadan dolayı? Evet. Hocam bizden zaten bu üçgenin alanı isteniyor. Yani şurada kalan A iken buradaki alan da A'dır. Şimdi şu üçgene bakıyorum. Herhangi bir kenar uzunluğu var mı? Var. 12 var. A 12. Tabanına ait yükseklik var mı? Tepe noktası E yaptı. Evet tabanına ait yükseklikte 10 değil mi arkadaşlar? Zaten bir üçgenin alanı neydi? Taban çarp tabana ait yükseklik bölü 2'ydi. Tabanımız var. 12 iken tabana ait yükseklik çizmeye kalkışıyorum. Buradan çizdiğim hop zaten buraya denk gelmiş oluyor. DF üçgenin alanı yani A alanı isteniyor benden. E A alanı ben şuradan bulabiliyorum. O da 12 çarpı 10 bölü 2 yani kaç yaptı? 60 yaptı gençler. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Alanlar eşit verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar alan dağıtamıyorum. Herhangi bir şekilde oran moran yok. Ne yapacağız? 90'lar havada uçuşuyor. 90'lar havada uçtuğunda alfa beta'ya dalmıyor muyduk? Dalıyorduk. Dalalım bakalım. Alfa 90'sa beta. Alfa 90'sa beta. Aa hocam bu üçgen ile büyük üçgen benzer oldu. Evet, hem benzerlik var hem de alan var. Ne var yani burada? Benzerlik alan ilişkisi. Yani benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Benzerlik oranı nedir burada? Hocam aynı açının karşısındaki oranlardır. 6 bölü x benzerlik oranı. Karesi alanlar oranına eşittir. Sakın a bölü a yazmayın. Niye hocam? A bölü a işte. Değil. Bu üçgenle büyük üçgen benzer. Bu üçgenin alanı a iken büyük üçgenin alanı 2a. Buna dikkat edin arkadaşlar. A'lar sadeleşsin. Her iki tarafın kare aldığımız zaman 6 bölü x eşittir. Bunun da kare aldığımızda 1 bölü kök yaptı. İşler dışarı yaparsak x de buradan neye eşit oldu? 6 kök g eşit oldu. Yani cevabımız C-Han oldu. DE uzunluğu k iken AH uzunluğu 2k verilmiş arkadaşlar. Evet, DE uzunluğu k iken AH uzunluğunu bir 2k yazalım. Alan AB vermiş. AB kaç vermiş? 20 vermiş. Alan DC vermiş. DC k de kaç vermiş arkadaşlar? 4 vermiş. E Hocam iki üçgenin alanına bakacak olursanız şuraya da e, sarı bölge her iki üçgende de ortak değil mi arkadaşlar? Evet, her iki üçgende de ortak bir taban yok mu arkadaşlar? Var. Biz normalde şunu diyoruz ve bunu çok daha fazla kullanıyoruz. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde alanlar oranı tabanlar oranıyla doğru orantılı diyoruz. Ama bakın arkadaşlar burada da şu üçgenle şu üçgende yani a artı 4 ile a artı 20 a artı 4 ve a artı 20 arkadaşlar tabanları aynı diyeyim bu sefer. Evet. Tabanları aynı olan üçgenlerde de bakın tabanları aynı olan şu üçgen ve şu üçgende de yüksekleri oranı alanları oranına eşittir arkadaşlar. Ha isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Yani hocam şurada yazabiliriz. Ee, sen bc'ye x deyip de bc'ye x deyip de şey dersiniz. İşte ne derler? a artı 4 alanı eşittir. x çarpı k bölü 2 x çarpı k bölü 2 dersin. Sonra A artı 20 alanına da A artı 20 alanına da, da X çarpı 2K bölü 2 dersiniz. Sonra buradan da e, XK'yı yalnız bırakırsın mesela. XK yukarıdakinde neye eşit oluyor arkadaşlar? 2A artı burası 8 mi oluyor? Evet. Aynı zamanda XK'yı yalnız bıraktığında burada A artı 20 mi yaptı arkadaşlar? Evet. A da buradan kaç geliyor o zaman? 12 geliyor. BKC üçgenin alanı 12 çıkar böylelikle. Ya da ne yapacağız? Hocam iki üçgende tabanlar aynı yükseklere oranı alanlar oranına eşittir. Yani A artı 4 bölü direkt A artı 20 direkt 1 bölü 2'ye eşittir diyebiliriz. Yani yükseklere oranı K bölü 2 kye oranına eşittir diyebiliriz. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. İşler dışarı yapalım. 2 A artı 8 eşittir A artı 20 olduğundan A da buradan yine aynı şekilde ne geldi arkadaşlar? A da buradan. Anam bir yazamadım. A da buradan yine aynı şekilde 12 geldi. Cevabımız Denizli oldu. Yukarıda verilere göre BHC üçgen alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle 75 ve 15'i kullanacağım. Aa hocam 15, 75, 90. Haşa 4 taş geldi aklıma. Kardeşim buradaki haşa 4 taş şu hipotenüs yok ki haşa 4 taş bir işine yarasın değil mi? Sil o zaman. Hemen sil. İşine yaramayan bilgiyi sil. E, hocam ters açıdan 75, 75, 90 ise burası da 15 yaptı. Bak Burada 15, 75, 90 çıktı. 15, 75, 90'da da bildiğimiz tek bir şey var. O da haşa 4 h 4H. Haydi kullan bakalım. Hop şuradan bir yükseklik çizdiğin zaman. Hocam çizdik. Burası haşken burası 4 h 4 h 16 eşitse haşı kaç buldun? 4 buldun. Tamam. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Verilen bilgileri kullanıyoruz. Verilen bilgi burada hangisi? Hocam ekstradan bir 8 verilmiş. O zaman 8'e yollaşacağız. Aha da şurada. Gençler. 8'e yoğunlaşacağımız dik üçgen bu değil mi? Evet. Aa ne çıktı burada? 90'ın karşı 8. Hocam burada dik kenar var. Pisagor yapmama bile gerek yok. Niye? 90'ın karşı 8 iken hangi açının karşısı 4'tür? 30'un hocam. Burası 30 çıktı. Aha da artık ben şu üçgenin alanını bulabilirim. Çünkü niye? Hocam burası 45. 90 burası da 45 oldu. Yani bu bir ikizkenar dik üçgen oldu. Yani burası da A, burası da A diyecek olursam. A, A, A kök 2 eşittir 8 ise A buradan 8 bölü kök giden kök eşleriyle çarptığımız zaman 8 kök 2 bölü 2 gelir. Yani 4 kök 2 gelir. E madem 4 kök geldi şu kenarlar dik kenarlar. Hocam dik kenarlar 4 kök ise dik üçgenin alanı nedir? B, üçgenin alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 eşittir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 aşağıdaki 2 ile sadeleşti ve cevabımızda ne yaptı? 16 yaptı gençler. Evet cevap böylelikle Cihan oldu. Yukarıdaki verilere göre EFC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Ne yapacağız hocam burada? Oranlama verilmiş. Hocam burası 2A burası 3A verilmiş. Hemen şuraya bir 3A yazayım. Buraya da bir 2A yazayım. E hocam x kenarlığı falan kullanacağız. X kenarlığı nasıl kullanacağız? Tabana ait yüksekliği çizsek bir işimize yarayacak mı? Yaramaz gibi duruyor. Hmm. 2 yolla yapacağım arkadaşlar soruyor. Nasıl yapayım? Şöyle ki. Hocam bu x kenar ya tabanına ait yükseklik çizsem bir işime yaramayacak gibi duruyor. Belki de oradan da çıkar bilmiyorum. Açılara da alsam alfa alfa desem. Aa hocam alfaysa burası da alfa deriz. Ha şimdi şu üçgenin alanı nedir? 2a çarpı 30 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir. Peki sinüs alfa belli mi? Belli olmaz mı? Baksana sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. Sinüs alfa yerine 24 bölü 5a yazdığında. Gel buraya 24 bölü 5a yaz. A'lar sadeleşecek. Sayılardan dolayı sonuca ulaşacaksın arkadaşım. Bu birinci yol olsun. Peki ikinci yol. Arkadaşlar ne güzel tamam açıları da yazdık. Bir üçgen de alan neydi? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı %99.9 nereden çıkıyor demiştik? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkar demiştik değil mi? E o zaman hocam benim ilk işim şu olmalıydı. Bu tabana ait yüksekliği çizmek olmalıydı. E hadi çizdik diyelim bakalım. A çizdik. Açılara da dalınca alfa alfa deyince alfa burası da beta oldu. Tamam. E, ben buradaki tabana ait yüksekliği bulmaya çalışacağım. Alfa beta 90 var burada. Aa hocam alfa 90 sa burası da beta oldu. E tamam olay bitti o zaman arkadaşlar. İsterseniz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bir şuradan hocam alfa betalı bu üçgenle alfa betalı bu üçgen benzer deyip şurada karşı bulabilirsiniz. İki hocam bak betaya beta çıktı. ya e, bu açı ortayda kola dik çizilmiş. Diğer kola dik çizip de o şekilde de yapabilirsiniz. Hani şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta burası haşken burası taş oluyor diyebilirsiniz. Hatta burada şunlar da paralel oldu. 2'ye 3 oran 2'ye 3 orandan haşı da böyle bulabilirsiniz. Ama bu sanki daha karışık. Hiç buraya dağılmıyorum bile. Buradaki şeyi çizmiyorum bile arkadaşlar. Ne yapalım burada? Dediğimiz gibi alfa beta 90. Hocam şu üçgenle alfa beta 90 şu üçgen ne oldu? Benzer. Alfanın karşısındaki haşın alfanın karşısındaki haşın alfanın karşısındaki 24 oranı eşittir e, 90'ın karşısındaki 2A'nın 90'ın karşısındaki 5A'ya oranı. A'lar nanay. Burada 24 değil burası? İşler dışlar yapınca gençler 5H eşittir. E, 2 çarpı 24'ten 48 eşit oldu. H da buradan 48 bölü 5 oldu. Alan ne olacaktır o zaman arkadaşlar? Tabanımız 30. Yüksekliğimiz 48 bölü 5. 30 çarpı 48 bölü 5 bölü 2 olacağından dolayı burada alan kaç çıkıyor arkadaşlar? Şuradaki sadeleştirmeyi yapayım. 5 ile bu sadeleşse 6. Hocam 6 ile de 2 sadeleşince de buradan da 3 mü geldi arkadaşım? 3. 3 ile de 48'in çarpımı kaç yapıyor? 3 ile de 48'in çarpımı 3 kere 8 24. 3 kere 4 12. 144 yapıyor. Cevabımız böylelikle 144 çıkmış oldu. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. İsterseniz sinüsten git. Buradan dolayı gidip şey yapabilirsiniz. İsterseniz bu yoldan gidebilirsiniz. Hatta bu soru için 3-4 farklı bir çözüm yöntemi var. Ee, soru içerisinde zaten ben bunları sizlere gösterdim. Belki de hocam şurada ikiz kenar var tabana ait yükseklik çizeyim diyerekten de yine bir çözüm yöntemi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ama o yol biraz daha uzunmuş gibi geldi. O yüzden burayı tercih ettim ben. Haberiniz olsun. Evet gençler cevap Ceyhan oldu. K noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberin merkezi verilmiş. Arkadaşlar ABC üçgeninde dış teğet çemberin merkezi. Yani buradan gelen dış D çemberin merkezinden geçtiyse hop açı ortaydır hocam. A 45 ise burası da 45 olur. Yani 90 ya 90'ı keç parçaya böldü. Hocam A köşesinden gelen de dış D çemberin merkezinden geçmiş. O zaman bu açının dış açı ortayı olacak bu. Hop hop bunlar da birbirine eşit olacak. E ne oldu arkadaşım burada sayılara bakacak olursak. Hocam şu üçgende bak dış açı ortay oldu. Şu an şuradaki açı ortayı kullanamıyorum. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp ne yapıyorduk? Tekrarlı. Şu bölü tamamı. E arkadaşım şu AB bölü şuna eşit olmayacak mı? Evet. İsterseniz şu bölü tamamını yazayım. 18 bölü 30. 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 5. Evet bunun tamamının oranı 3 bölü 5. İlk ok nereye diyor buraya? Burası 3K iken tamamı bu e, ikinci ok nereye diyor şuraya? Burası da 5K olur. Aa hocam hatta burada 3K 5K. 3, 4, 5 üçgeninden 4K olur. 4K eşittir 12 ise K'yı buradan 3 buluruz. 3 bulduysak o zaman burası 9 oldu. Burası da 15 oldu. E şimdi ne yapacağız? Hocam şu açı ortaylığı kullanabilirim artık. Bu üçgenin bakın şu kırmızı üçgenin dış açı ortayı ama sağdaki üçgende iç açı ortayı. Bak 9 18 var. E, dokollar oranı tabanlar oranı eşittir. Burası A iken burası 2A olur. E şimdi burada oranlamalar da var. E, alan da açacağız o zaman. A'daki alan A ise 2 ada alan 2A'dır. Bizden de zaten ne isteniyor? 2A isteniyor. Hocam ben 2A'yı bulamıyorum ama 3A'yı bulabilirim. 3A alanı neye eşit arkadaşlar? 3A alanı şu dik üçgenin alanına eşit. 9 çarpı 18 bölü 2'ye eşit. Yani buradan kaç yaptı arkadaşlar? 27 mi yaptı? Evet A'yı buradan 27 buluruz. A benden ne isteniyor? 2A isteniyor. O da 54 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu.